akşam işte iş yerindeyken mutlaka diyafram solunumu, karın solunumu muhakkak yapın. Şimdi mesela elinizi karnınıza koyun şöyle. Elim karnımda. Burnumdan nefes alırken karnımı kocaman şişiriyorum ve evet, burnunuzdan nefes alırken karnınızı şişiriyorsunuz. Sonra üfleyerek uzun süreli veriyorsunuz. Diyelim ki 5 7 7 tekrar yaptık. Yani fazla yaparsanız zaten baş dönmesi yapacaktır. Orada durun. Orada dinlenin. Sonra aynısını göğsünüze de. Göğsünüze nefes alın. Ve yine aynı şekilde üfleyerek verin. Ve farklı noktalara nefes almaya çalışın. Yani elinizi farklı yerlere koyarak sanki o bölgeye nefes aldığınızı hissedin. Solunum çok önemli. Evet. Bunu yine 5 ya da 7 tekrar yaptık. Sonra bakın bunu oturarak da yapabilirsiniz. Sırt üstü yatarken de yapabilirsiniz. Ellerimizi yukarı kaldırdık. Elime pompalama hareketi yapıyorum ve çok yavaş. 3, 4, yavaş Ebru Hanım. Çok daha iyi. Lenf sisteminiz çok yavaş çalıştığı için çok lütfen yavaş yapın, olur mu? Peki. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tekrardan sonra yine bir karın solunumu yapalım. Üfleyerek verin. Ve tekrar bir 5 daha. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu bir set oldu. Biraz dinlendim. Mesela bunu yani kendiniz yorgun hissetmeyecek şekilde dinlene dinlene 10, 15, 20 tekrara kadar yapabilirsiniz. Sonra biraz dinlendik. Tekrar kolumu yukarı kaldırdım. 1, 2, 3, 4. Çok güzel. 5. Şimdi yumruğumuzu omzumuza değdirelim. Açtık. Ve tekrar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu da bir set oldu. Bunu da yine aynı şekilde ve illa arka arkaya yapmak zorunda değilsiniz. Dinlene dinlene yapabilirsiniz. Yani bunu mesela 15-20 sabah yaptım. Sonra 2 saat sonra diğerini yaptım. Yani hepsini bir an önce yapayım gitsin. Öyle yapmayın, yorarsınız kendinizi. Sonra bakın eller yukarıda. Ben yine şöyle oturacağım. Bakın bileklerimi bu şekilde. Yalnız dirsekleriniz bükülü olmasın. Dirsekler açık olsun. Dümdüz. Evet, şimdi daha iyi oldu. Bu şekilde yine ellerimi, bileklerimi hareket ettiriyorum. Bakın sonra parmak uçlarınızı birbirine doğru değdirin. Ve parmak uçlarınızı birbirine doğru itekleyin. 1, 2, 3, 4, 5 ve gevşedim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve gevşedim. Tamam mı? Evet. Sonra sırt üstü yatarken şöyle bak, kollarımı yana açtım ve kendimi kucaklıyorum. Evet. Açtık. Ve kendimi kucakladım. Bu da yine nefesle birlikte yapabilirsiniz. Mesela. Nefes alırken hareketi yapıyorum. Evet. Sonra bakın. Kollarınızı dümdüz açın. Şu şekilde. Bakın avuç içimi omzuma değdiriyorum. Açtım. Baş parmağımı omzuma değdirdim. Açtım. Ve el sırtımızı omzumuza değdiriyoruz. Evet. Değmiyor değil mi? Bakın Evet. orada testlerden birisi. Bakın orada bir gerginlik, bir ödem var. O yüzden değdiremiyoruz. Önce avuç içinde başladık. Baş parmak ve el sırt. Üç farklı pozisyonda bunu yapıyoruz. Çünkü her birinde farklı kas grubu çalışıyor. Bakın şu omuz hareketini zaten hepimiz biliriz. Evet. Yalnız bunu birazcık daha nefesle birlikte yaparsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Tamam. Mesela önce burnunuzdan nefes alın.
Verin tam omuzlarınızı kaldırın. Hiç bozmadan nefes alın. Verirken geriye götürün. Bozmadan nefes alın. Verirken indirin. Bu böyle yaparsanız inanın birazcık daha faydalı olacağını görürsünüz. Sonra bakın, avuç içlerimi göğüs hizasında birbirine doğru itekliyorum. 1, 2, 3. Sonra ağız hizasına getirdim. 1, 2, 3 ve alın hizasına. 1, 2, 3. Sonra ellerimizi kenetleyelim ve dışa doğru çekiyoruz. 1, 2, 3. Sonra ağız hizasında 1, 2, 3 ve alın. 1, 2, 3. Hem birazcık dirençli egzersiz var için, hem pompalama egzersizi var, hem germe. Şimdi mesela şey var.